Sevgili seyirciler, Müslüman bilim adamlarının e, tarım e, alanında yapmış olduğu katkıları tartışmıştık e, reklam aramızdan önce. Şimdi ise biraz daha e, ticaretle ilgili meseleleri tartışacağız misafirimiz Doçent Doktor Salim Aydüz Beyefendi ile beraber. E, hocam, İslam medeniyetinin ticarete e, yapmış olduğu önemli bir vurgu var aslında. Hazreti Peygamber'in Hicretin hemen akabinde Medine'deki e, pazarın denet ya da kontrolünü Müslümanlara geçirmeye çalışması. Yahudilerin denetimindeki Müslümanlara alternatif olarak e, Müslümanları bu alana teşvik etmesi. Ya da gerek hadislerinde olsun rızkın 19'u dokuzu ticarettedir gibi çeşitli yönlendirmeleri görüyoruz aslında. E, bu bir anlamda... E, İslam'ın, İslam medeniyetinin ticarete yapmış olduğu vurguyu gösteriyor. Bir diğer tarafından da İslam şehir tarihi ya da şehirciliğini ele aldığımızda pazar yerinin sizin tabirinizle market, buranın İslam şehir mimarisinde çok önemli bir rolü var. Evet. Bir anlamda cami, medrese, hamam ve ticaret yeri, pazar yeri o kamusal alanın bir parçası ya da e, halkın birleştiği, buluştuğu bir mekan olarak e, ortaya çıktığını görüyoruz. E, az önce de İslam medeniyetinde ilk defa çeklerin kullanıldığını, o ticari anlamda bir e, güven ortamının sağlandığından bahsetmiştik. E, hem belki Hz. Peygamber'den e, alarak e, bir de kitabınızda e, özellikle e, bir para resmi var. Zannedersem İngiltere'de evet. bulunmuş bir coin, bir sikke daha doğrusu. Evet. Ve onun üzerinde İngiltere'de bulunmasına rağmen üzerinde Arapça ifadeler var. Bunu biraz açıklayabilir misiniz? Nedir bunun hikmeti? Evet teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir nokta. Tabii ticaret konusuna öncelikle de kısaca değindim. Sonra bu coin, metal paraya değinmek istiyorum. E, ticaret tabi İslam medeniyetinin e, körükleyici, destekleyici en önemli hususlarından bir tanesidir. E, ekonomi düzgün olmazsa e, idare de ona göre e, düzgün olmuyor. Ekonominin e, e, düzgün olmasına göre e, her şeyde refah e, sağlanabiliyor. O yüzden İslam medeniyetinde ekonominin ticaretinin e, ticaretin e, çok sistemli, düzgün bir şekilde olduğunu ki programın başında uluslararası bir e, organizasyonun sağlandığını ve bunun neticesinde çok iyi bir e, ticaret e, e, sisteminin oturduğunu görüyoruz. Aslında e, İslam'ın yayılmasında da tüccarların çok önemli rolü var. Bunda yatsımamak gerekiyor. Evet, Yani e, pek çok yere İslam askerlerin evet. gidemediği pek çok yere e, evet. en basitinden Malezya, e, Endonezya, Çin, Çin e, evet. gibi bölgelere e, İslamiyet'in e, Müslüman tüccarlar vasıtasıyla ...yayıldığını evet. işaret etmeniz gerçekten çok önemli. İtil Bulgarları mesela bizim tarihimizde ilk Müslüman Türk devleti olarak... ...bağımsız Türk devletleri olarak bilinir İtil Bulgarları. Bunlar da yine hakeza tüccarlar vasıtasıyla Müslümanlar olmuştur. Bu evet. açıdan önemli gerçekten. Yani ikiye ay ay ayırabiliyoruz bu dönemdeki ticareti. Bir kara ticareti, bir deniz ticareti. Evet. Her ikisinde de Müslümanların muazzam şekilde e ve e çok iyi bir tarzda... ...başarılı olduklarını, sistematize olduklarını, organize olduklarını ki... E, ticari e, kurumlar kuruluyor ki Osmanlı Devleti'nde mesela Ahi Teşkilatı e, bunlardan bir tanesi. Hı hı. E, tüccarların iyi bir şekilde organize edilmesi. Bu konulara e, tekrar e, girmeden geçmeden önce bu altın para meselesine e, öncelikle hı hı. E, girelim. Ondan sonra e, İslam dünyasındaki ticaretle ilgili, e, Müslümanların getirdikleriyle ilgili konuşalım. Belki resmi kameralara gösterme bakımından e, faydalı evet. olur diye ee, düşünüyorum. Şimdi bu e, yakından e, gösterildiğinde görecek ki e, paranın bir tarafında Ofa e, Rex yazar. E, ön tarafında. Arka tarafında da e, açık bir şekilde La İlahe illallah Muhammedin Resulullah e, ifadesi. E, biraz silinmeler var ama e, okunabiliyor. Bu para yakın dönemlerde İngiltere'de yapılan kazılarda ortaya çıkartılmış ve çok şaşırtıcı bir şey. 8. yüzyıla ait. E, Kral e, Ofa'nın yaşadığı döneme ait bu para. Kral Offa'nın bastırdığı bu para. Bu paranın üzerindeki kelime-i tevhidin olması ne anlama geliyor? Yani bu adam bu kral Müslüman mıydı? Bu dönemde Müslümanlar mı vardı? Hayır. Bu döneme gittiğimizde Müslüman tüccarların buraya ulaştığını veyahut bu bölgede yaşayan insanların Müslümanlarla ticaret yaptığını ve İslam medeniyetinin parayı kullanmaya başladığını gerçi daha önce Romalılar da başkaları da kullanıyor belki para ama İslam ticareti o kadar yaygın ki esas para Müslümanların dinarları. O dönemde kullanılan dinarlar. Abbası Halifesi El Mansur'un döneminde bastırılan bir altın paranın hemen hemen bu kopyası, imitation dediğimiz şey. Evet. Tabii İngilizler o dönemin İngilizleri bu parayı alırlarken üzerindeki yazıları e, idrak etmeden, düşünmeden alıyorlar. Çünkü kendileri e, bildiğimiz Hı. kadarıyla e, inançlı insanlar değil, ateist insanlar. Dolayısıyla pagan kültürünün e, yani hakim sürü. Hristiyanlık da var. Pagan kültürü de çok e, hakim. E, Müslüman olmadıklarını kesin biliyoruz ama Müslümanlardan e, alırken e, parayı üzerindeki kelime-i tevhid ile beraber alıyorlar ve e, parayı o dönemlerde demek ki e, bu şekilde kullanıyorlar. Gerçekten bu açıdan çok dikkat çekici, ilginç bir, bir şey. Yani evet, e, kitapta e, İngiltere'de 8. yüzyıla ait. Tabii bunu Yanlış yalnız 8. yüzyılda e, İngiltere'de ama e, sadece İngiltere ile sınırlı değil. 11. yüzyılda İndirüs'te e, gayrimüslim e, yöneticilerin de benzer şekilde e, benzer İslami dekorat, dekorasyonların, İslami yazıların e, kullanıldığı e, demir, madeni paraların, e, İspanyol e, kralı e, 8. Alfonso tarafından da bastırıldığını ve kullanıldığını görüyoruz. Evet. Aslında ya Bu da İslam ticaretinin, ekonomisinin Avrupa dünyayı nasıl etkilediğini e, göstermesi açısından çok önemli bir husustur. Bu dönemlerde aslında Güney Avrupa'da Müslüman varlığı zaten biliniyor. Yani bunların ticaretle de uğraşanların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aslında Avrupa'daki arkeolojik kazılarda Müslüman sık ya da İslam sikkelerin bulunması çok anormal bir durum değil ama bu fotoğrafı önemli kılan, bu sikiyi önemli kılan bir kralın, Müslüman olmayan bir İngiliz kralının, Offa'nın, Kral Offa'nın hmm. bir para bastırıp üzerinde de kelime-i tevhidi evet. e, yazmış olması. Gerçekten evet. ilginç bir husus. E, Salim Hocam, buradan biraz da ben e, ticaretteki farklı alanlara geçmek istiyorum. Özellikle e, ticari maksatla kimyasal ürünler üretilmesi Müslümanlar tarafından ya da tekstil alanında Müslümanların yapmış olduğu ticari anlamdaki faaliyetler vesaire de var. Bunlar hakkında biraz... Evet az önce ticareti mi? ikiye ayırmıştık. Kara ve deniz ticareti. Hı hı. Bilindiği gibi eskiden İpek yolu var. Baharat yolu var. Müslümanlar döneminde her iki yolda anormal bir şekilde canlanıyor. Muazzam bir ticaret var doğu ile batı arasında ve bu ticareti sağlayanlar Müslümanlar. Özellikle gemilerle dünyanın çok bir tarafına ulaşılıyor. Mesela 1400'lü yıllarda ee, Müslümanların e, Amerika'ya gittiğine dair bilgiler var. 1420'li yıllarda e, Çinli amiral Zheng He tarafından çizilen dünya haritasında Amerikan olduğunu görüyoruz. Ki bu bir Müslüman e, amiraldir. E, dolayısıyla o dönemde Müslümanların Amerika'ya ve yeni bir dünya dediğimiz dünyaya ulaştığını Amerika ve Suçuklu'dan daha önce olduğunu görüyorsa ha, bu Pire hangi Reis kanallar? haritaları gibi. Pir Reis'in haritaları gibi, pek çok haritaların Müslüman tüccarlar tarafından çizildiğini, Müslüman Hı -hı. bilim adamları tarafından İdrisi gibi bilim adamları tarafından çizildiğini görüyoruz. Deniz ticaretini Müslüman idareciler çok ciddi desteklediği gibi kara ticaretinde destekliyor. Ki o dönemde e, kervanlar teşkil ediliyor, e, onlarca yüzlerce deveden oluşan kervanlar ve bunlar şehirler arası yolculuklarla e, bir malı bir yerden alıp diğer yere götürüp satıyorlar, alıyorlar vesaire. E, i̇dareciler e, bu ticareti kolay kılmak için e, kervan saray dediğimiz e, konaklama ha. merkezleri yapıyorlar ki bu muazzam bir e, projedir, e, akıl almaz bir projedir çünkü ismi üstünde saray gibi e, tüccarların e, rahatça dinlenebileceği e, mal taşıdıkları hayvanların beslendiği, rahat ettirildiği e, bir e, mekandır. E, bugünkü manada oteldir ama e, çok daha iyi imkanların, e, pek çok şeyin ücretsiz e, sunulduğu ki sırf ticaret e, artsın diye devlet tarafından e, sponsor e, olun, olunan bir kurumdur. Dolayısıyla Kervansaray teşkilatı özellikle Selçuk döneminde çok ciddi önem veriliyor. Yapılan kervansaraylar bugün ayakta kalan kervansaraylara bak baktığımızda bunların sıradan binalar değil çok ciddi önem verilen çok evet. güzel taş işlemelerinin yapıldığı, kapıların güzel yapıldığı ki bugün hala Bursa'da, Kayseri'de, Sivas'ta, evet. Malatya gibi merkezlerde kervansarayların hala ticaret merkezi olarak kullanıldığını görüyoruz ki bu İslam idarecilerinin e, ...şeye, e, ticarete verdiği önemi göstermesi açısından son derece önemlidir. E, oil, e, yağ e, e, endüstrisi, e, ticari e, kimya e, konusuna değindiniz. Evet. E, petrol e, o dönemde de Arap dünyasında, e, Arap topraklarında, İslam coğrafyasında bilinen bir e, maddedir. Ancak e, petrolü doğrudan kullanamazsınız. Onun e, damıtılması, arıtılması lazım bu konuda Müslüman e, bilim adamların ilk önce e, Kindi, El Kindi, daha sonra Razi'nin ile ilgili kitap yazdığını ve bu tür e, kimyasal maddeleri damıttığını ve kullanılabilir hale e, getirdiğini görüyoruz ve tabii bu kullanılabilir maddeler daha sonra e, diğer devletlere satıldığını görüyoruz. Sadece bu tür neft adı verilen petrol e, türü değil, e, parfüm endüstrisinin de Geniş bir şekilde kullanıldığını ve satıldığını ticaret maddesi hale getirildiğini görüyoruz. Bir diğer husus da en önemli konu da belki o dönem itibariyle tekstil endüstrisi çünkü giyinmek evet. insanların en büyük ihtiyacı. Bu konuda da Müslümanlar çok ciddi gelişmeler imza atmışlar ve tekstil endüstrisi özellikle ipekli kumaşlar konusunda muazzam gelişmeler olmuş. Hı. Bağdat'ta, Şam'da, Kahire'de. Bu tür Aslında e kitabın birinci bölümde gündelik hayatla ilgili kısmında moda ile ilgili bir kısmınız da var. Biz oraya evet. çok fazla durmadık ama evet. belki bu tekstil ticareti bakımından oraya seyircilerimiz atıf yapabilirler. Ya da evet. ilgilenenler web sayfasında ya da kitaptan bakabilirler. Tekstil ticaret üretimiyle modanın da çok yakın alakası var. Çünkü. Doğrudan hepsi birbiriyle evet. alakalı. Bir de İslamiyet'in temiz giyinmeye, güzel giyinmeye atıfta bulunması, teşvik etmesi... Ve e, kıyafetlerin e, ona göre olması çok önemli. Belki o e, moda bölümünde e, bahsedilmesi gerekirdi. Vaktimiz kısa olduğu için e, bahsedemedik ama e, kıyafetlerle ilgili, modern kıyafetlerle ilgili çok güzel bilgiler var. Ve topuklu ayakkabıların keza ilk defa Müslümanlar tarafından e, icat edildiğini ve e, ayakkabıların nasıl olması lazım olduğunu, vücuda hangisi rahat eder? E, artı e, mesela kışın ne tür elbiseler giyinmeli evet. yazın e, ne tür elbiseler giyinmeli mesela e, soğuktan net bir sıcaktan kuruyan Kışın e, yünlü ve koyu renkli elbiseler e, giyeceksin, giyilirse iyi olur diyor. Buna kitaplarda hepsi yazıyor. E, yazında e, hafif ve açık renkli Elbisenin Bugün bunları biz lazım. biliyoruz aslında ama bunlar yıllar önce, yüzyıllar önce söylenmiş gerçekler olduğu için yani önemli. Bilimsel olarak yok. bunların kitapları yazılması Tabii çok ki. önemli. Ee, evet. Yani Müslümanları bilimi e, bilmemekle iddia edenler için kitaplarda bunların hepsi var. E, mesela yiyeceklerle ilgili çok güzel e, bilgiler var. Vaktimizin darlığın sebebiyle bahsetmedik de. Mesela e, günde üç öğün yemek e, dünya medeniyetine Müslümanların katkısıdır ve ee, sadece üç öğün değil, yemeğin içerisinde de yemekler nasıl yiyeceksiniz? Mesela çorbayla başlayacaksınız ee, başlangıç olarak. Çorba türü hafif bir, e, sulu bir yemekle başlamalısınız. Ee, ana yemek dediğimiz yemekler, e, işte etten, pilavdan e, ve buna bağlı sebze türü şeylerden oluşmalı. Ve yemeğin sonunda da mutlaka tatlı veya e, şerbetle bitirmelisiniz. Ki şerbet konusu da yine İslam medeniyetinin dünyaya sunduğu bir şeydir. Bugün İngiltere'de hala e, şerbet kelimesi bu e, şekilde kullanılır ve evet. e, içilir. Yani dünyanın bundan e, haberdar olması yine Müslümanlar var. Şurup ya da sirup İngilizce Şurup da kullanılıyor. kullanılıyor. Şerbet de bugün İngiltere'de evet, kullanılıyor. Tabii. Evet. Aslında e, sizin de bahsettiğiniz gibi İslam medeniyeti ticari anlamda doğu ile batı dünyası arasında olmasının bu ne diyelim e, avantajını. Jeopolitik avantajını kullanıyor. Ve özellikle e, long distance trade dedikleri uzun mesafeli ticaret anlamında çok önemli e, rol oynuyor. Ve genellikle bu uzun mesafeli ticaretlerde de e, yükte hafif, bahada ağır olan mallar tercih ediliyor. Evet. Bilhassa işte baharatlar gibi e, ya da cevherat gibi mesela. vesaire bunlar aslında İslam medeniyetinin yaptığı e, ticaretin diğer e, ürünleri diyebiliriz. Belki bu noktada e, kitapta bahsediliyor, e, oraya değinmek istiyorum biraz da. E, Çin'i ve cam e, endüstrisinde de Müslümanların Öncü roller oynadığından bahsediliyor. Biraz buraya açmak mümkün mü acaba? Evet, e, cam endüstrisinde Müslümanların gerçekten çok önemli e, katkıları var. E, camın işlenmesi ki bu konuda ileride belki bahsedeceğimiz e, Abbas İbni Firnas'ın e, şeyden... E, kumdan e, cam yaptığını görüyoruz ve e, özellikle kristal e, üretimi ilk defa e, Abbas bin Firnas tarafından yapılıyor ve e, yemeklerde e, seramik ve e, kristal e, bardakların, e, tabakların kullanılması e, modası da veya alışkanlığı da keza Müslümanlar tarafından ortaya konuluyor. S, e, seramik ve çini konusu da... E, Çin e, seramiği gerçi önemli ama evet. Müslümanların yaptığı yeni bir takım çalışmalarla e, çok güzel ve kaliteli seramikler elde ediliyor ki bunların en güzel örneği de İznik e, çinileridir. Dünyanın en kıymetli, en değerli ve en sağlam e, evet. çinileri bunlardır. Hala e, kullanılmaktadır. Bunun haricinde Semerkant ve diğer İslam medeniyetlerinde gördüğümüz e, binalardaki çinilerin yüzyıllar boyu hiçbir şekilde renk değişikliğine uğramadan... Kullanılıyor olması gerçekten evet. dikkate değer. Özellikle Osmanlı'nın yapmış olduğu Çinlerin renkleri bugün tutturulamıyor değil ve rengi mi? bulamıyorsun. Kırmızısı, ya bunu nasıl yapıldığını bulamıyorsun. Özellikle evet değerli yani, taşlarla ilgili de e, Müslüman bilim adamlarının e, çok önemli çalışmaları var. E, bu e, konuda e, yazma e, eserlerde e, değerli taşların nasıl olduğu, nasıl elde edildiğini ve nelerde... nasıl kullanacağına dair çok güzel e, bilgiler var. E, bununla ilgili tabii... ...kitabımızda geniş bilgiler bulunmaktadır. Evet. Sevgili seyirciler... ...bugün de özellikle... E, ...pazar ve ticaret... ...üzerinde, İslam medeniyetinde... ...ticaretin e, yeri... ...pazar ekonomisi... E, ...bunlar üzerinde durmaya çalıştık. E, Müslüman alimlerin, bilim adamların... ...bu alanda yaptıkları katkılardan... ...kısaca bahsetmeye çalıştık. Ve e, bugünkü... ...kullandığımız çeşitli unsurların... ...çek gibi ya da çeşitli sikkeler gibi bunların İslam medeniyetindeki yerlerine değinmeye çalıştık. Bir sonraki programımız tıp tarihi üzerine olacak. Özellikle Müslüman bilim adamlarının yapmış olduğu katkıların en fazla belki de göründüğü alan olarak tıp sektörü, tıp alanı karşımıza çıkıyor. Bir sonraki bölümümüzde İbn Sina gibi çeşitli bilim adamlarının, İslam medeniyetinin temsilcilerinin yapmış olduğu katkıları tartışacağız uzmanlarıyla. Yine Salim Bey misafirimiz olacak. Bir sonraki programda görüşmek üzere efendim.